Bu işkencedir abi, işkence. İşkenceden başka bir şey değil. Bütün hayvanlar aynı şekilde. Oturduğu sitede sokak hayvanı görmek istemeyen bir cani, iddiaya göre kediler, köpekler ölsün diye mamalarının üzerine çamaşır suyu kezzap döktü. Gözünüzün önünde tekme atıyor, tekmeler atıyor. Beslemeyeceksiniz burada diyor. Bunlar çöp diyor, mama değil bunlar diyor. Burada gerçekten çok büyük bir rezillik yaşanıyor. Ki caninin gözleri görmeyen bir eşeğe yaptığı akıl almaz işkence haberi var sırada. Bir arabasının arkasına bağlayıp kilometrelerce koştu. Yapma, yazıktır diyenlere de onlar alışkın diye cevap verdi. Durup durup hayvan hakları yasası hemen diyoruz ya, bir sorun niye diyoruz? Türkiye'de hemen her gün hayvana yönelik şiddet suçu işliyor. Saygıdeğer basın mensubu arkadaşlarım, bugün epeydir üzerinde çalıştığımız hayvan dostlarımızın daha etkin korunmalarının sağlanması için bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza sunuyoruz. Allah'ım, sayın vekilim, ne yaptın? Neden tarih verdin? Burada tarih verilmez. Önümüzde bütçe var. Verdiğin tarih uygun değil. Bütçeye denk geliyor. Zaten bu tarihin bir aydan fazlasını bütçe alıyor. Bir defa bu yasayla hayvan mal hükmünden çıkarılarak can olarak tanımlandı. Sayın misafirler, sayın komisyonumuzun üyeleri. Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nun 27. yasama döneminin 6. birleşimini açıyoruz. Toplantı yeter sayımız vardır, görüşmelere başlıyoruz. Çok değerli bürokratlarımız ve basınımızın mümtaz temsilcilerim, ben de hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün gerçekten ülkemizde uzun süredir tartışılan ve nihayetinde yasayı çıkardığımız zaman hepimizin de bu işte yarın öbür gün gelecek neslimize anlatacağımız, çok hayırlı bir işe imza atacağımızı düşündüğümüz bir yasa teklifini görüşmek üzereyiz. Sadece şey değil, yasama faaliyetiyle evet, saat olacak bir şey değil. Burada çok büyük bir zihniyet değişiminin olması lazım. Bu noktada işte hakiminden tutun mahalledeki teyzelere kadar çok büyük görevler düşüyor. Her birimize bireysel olarak da çok büyük görevler düşüyor. Ben aslında tüm bu mücadelenin bu yasayla birlikte başladığını düşünüyorum. O yüzden sürekli söylüyorum, yani bu bir final değil, bu bizim için aslında bir başlangıç. Gerçekten parlamentodaki her vekilin, her siyasi partideki vekilin bu yasayla ilgili bir hikayesi var. Yani kimi vekilimiz bizzat sahada barınaklara, hayvan bakım evlerine gitti. Kimi vekilimiz biliyorum saatlerce STK temsilcilerini dinledi. Kimi vekilimiz gece telefonlarda görüştü hayvanseverle. Kimimiz yine aynı şekilde kurum ziyaretleri yaptık. Yani bu çok kıymetli bir şey. Ve biliyorum ki bugün aslında bu yasanın çıkmasını her siyasi partideki bu konuya gönül vermiş vekil destekliyordu. Ve bence bu devasa bir önem arz ediyor. Bugün onaylanan kanun temelde bence çok daha büyük bir mücadelenin başlangıcı. Bu bir final değil. Bunu ısrarla vurguluyorum. Çünkü ortada bir sorun vardı, bunu çözdük diyemeyiz. Günün sonunda bu ciddi bir mücadele gerektiriyor. Ve biz milletvekilleri olarak sadece insanlar değil, hayvanlardan bölgemizdeki ve bence diğer canlılardan da sorumluyuz. Bölgemizdeki yeşil alanlardan da sorumluyuz. O yüzden bu konudaki çalışmalarımızı arttırmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünden sonra bölgemizdeki insanların, hayvanların korunması için, bu yasa çünkü hem hayvanı hem de insanı koruyor. Ama temelde ciddi bir zihniyet değişimi için ve yine aynı şekilde bakım evlerindeki hayvanların gerçekten iyi şartlarda olduğundan emin olmak için bu çalışmaları devam ettirmemiz gerekiyor. Bence yasayla gelen en önemli noktalardan bir tanesi de bakım evleri, bu barınaklar dediğimiz hayvan bakım evlerinin ve belediyelerin yasal anlamda aslında yargılanabilir bir zemine oturtulmasıydı. Bence bu çok kıymetli bir şey. Artık bu ülkede pet shoplarda, küçücük alanlarda kediler, köpekler adeta hapsedilmeyecek. Gerçekten bu yüzden inanılmaz mutluyum. Çünkü her seferinde pet shopların önünden geçerken inanılmaz rahatsız oluyordum. Bu sürecin başından beri bir şeylerin yapılacağına inanan, yapıcı eleştirileriyle bizi yalnız bırakmayan, işte bakıldığında yalan haberler her gün çıktı. Her bir açıklamadan sonra bir sürü yalan haberin sosyal medyada yayıldığını gördük. Bu yalan haberler yayıldığında, ya abla bu acaba doğru mu?
vesaire diye teyit ettiren herkese teşekkür ediyorum. Çünkü bu gerçekten çok kıymetli bir şey. Bu çok önemli bir destek. İnanın belki siz farkında değilsiniz ama bize inanılmaz güç veriyor. Bundan sonraki süreçte de eleştirilerinizi, önerilerinizi, desteklerinizi lütfen bizden esirgemeyin. Çünkü bir şeyler gerçekten çözüm noktasından ele alındığında, çünkü bir sorun perspektif var, bir de bence çözüm perspektif var. Bir şeyleri çözmek için çalışıyorsanız gerçekten çözüme ulaşıyormuş. Bugün onu gördük aslında. O yüzden bizim için çok duygusal bugün. Evet, hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvanları mal ve eşya olmaktan çıkarıp onları canlı olarak bir hukuki statüye getirdik ve dolayısıyla artık hayvanlarla ilgili düzenlemeler kabahat olarak değil, suç olarak değerlendiriliyor. Ve bir taraftan onların refahına ilişkin de hem Tarım Bakanlığı'na, hem belediyelere, hem valilikler bünyesindeki hayvanları koruma kurullarına ciddi anlamda sorumluluklar verildi. Kağıtta yazılı olan şeyler korumaz. Koruyacak olan hayvanlara karşı beslediğimiz hisler, onlara karşı sorumluluk hissetmemiz ve onları bir emanet olarak görmemiz burada çok önemli. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı oldu. Leblebi diye bir sahipsiz köpeği Emine Erdoğan hanımefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımız sahiplendiler. Ve Cumhurbaşkanımızın şu anda 6 tane beslediği hayvan var. Bu konularda son derece hassas ve en sonunda konu Cumhurbaşkanımıza yansıdı ve Cumhurbaşkanımız da bunun hemen yasalaşmasıyla ilgili talimat verdi. Bu bir takım işi aslında. Yani hem Mustafa Yeli'ye, hem Özlem Zengin hanımefendiye, hem bu işe katkı veren diğer muhalefet partilerine, hem de bu işin hızlanması için talimat veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ben çok teşekkür ediyorum. Çünkü hayvanseverler çok mutlu oldular. O kadar çok telefon aldım ki, o kadar çok tebrik telefonu aldım ki bu da beni tabii mutlu etti. İnşallah yarın, yani Perşembe günü muhalefetle beraber hayvanlara karşı sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ve bunu yasalaştıracağız. Nüfusu 25 binin üzerinde olan bütün belediyeler için hayvan bakım evi kurma zorunluluğu getirdik. Biz mukayeseli de çalıştık. Mesela Almanya Hayvanları Koruma Kanunu, İsviçre Hayvanların Korunmasına Dair Federal Kanunu, Avusturya Hayvanları Koruma Kanunu, Hollanda'da Hayvan Kanunu, mesela Fransa ve Belçika'da ayrı bir kanun söz konusu değil. Hem suç ve hem de ceza anlamında da çok önemli caydırıcı tedbirler ve cezai yaptırımlar getirildi. İnşallah yarın yasalaştığında da Türkiye için hayırlı bir sonuç oluşturacaktır. Başta bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşları olmak üzere belediye başkanlıkları yetkilileri, belediye başkanlıklarından hem belediye başkanlarımız hem de diğer yetkili kişiler katıldılar. Veteriner hekimler katıldılar toplantılarımıza. Yine akademisyenler vardı üniversitelerimizden. Ayrıca bu konuyla ilgili ben de bir fikrim var diyen herkesi biz davet ettik ve dinledik. Belediyelerin kurmuş oldukları barınakları inceledik. Orada karşılaştığımız manzara çok çok önemliydi. Bunu yerinde görmek, müşahede etmek de anlamlıydı bizim için. Ayrıca yine 3 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz Büyükada gezimiz vardı. Buradaki özellikle gitme nedenimiz de bahsi çok geçen oradaki faytonlara koşulan atlarla ilgili yaşanan dramdı. Çünkü dünyada metrekareye en fazla düşen at sayısının Büyükada olduğunu öğrendik. Büyükada'da yaklaşık olarak 1400-1500 civarında atın yaşadığı ve 300 civarında da faytonun olduğu ve bu konuyla ilgili hem insanlara bulaşan hastalıklar başta olmak üzere ruham gibi, bunun yanı sıra da pek çok daha hayvan hakları ile ilgili atların
yaşadıkları şartların son derece iptidai olduğu, sağlıksız olduğu ve bunun dışında da hayvanlara çok kötü muamele yapıldığına dair duyumlarımız vardı ve gidip yerinde gördük. Komisyon olarak da burada, Büyükada ve diğer adalarda da atla koşulan faytonların artık olmaması gerektiği, çağımıza uygun elektrikli araçların olması gerektiğini raporumuzda da yazdık ve daha sonra da bu uygulamaya geçildi. Bizler de özellikle hem sosyal medya ve basının diğer organlarında zaman zaman görmüş olduğumuz, yaşamış olduğumuz son derece hepimizin vicdanlarını sızlatan görüntülerle üzüldük. Bunun mutlaka caydırıcılığı fazla olan bir yasa olması, mekanizmaların tam olarak oturtulması ve uygulanması, uygulayıcıların uygulamadıkları takdirde sorumlu olabilecekleri bir mekanizma gerçekleştirdik. Hayvanların bugüne kadar Türk Ceza Kanunu 151. maddesinden kaynaklı mal ve eşya olarak tanımlanmalarından kaynaklanan sorun ve bunun karşılığında hayvanlara yapılan kötü muamele, tecavüz, işkence gibi suçlarda da ne yazık ki caydırıcı olmayan kabahatler kanununa göre işlem yapılmasıydı. İşte bunun önüne geçebilmek adına da bizler artık bundan sonra Türk Ceza Kanunu 151. maddesinin 2. fıkrasını tamamen yürürlükten kaldırarak diyoruz ki artık hayvanlar mal değil candır. Peki artık mal değil de can olduktan sonra ne olacak? Özellikle bu hususu da açıklamak istiyorum. Bu maddeleri uygulamakla yükümlü olan belediyelerin bunları yapmadıkları takdirde 4483 sayılı kamu görevlilerin yargılanması hakkındaki kanuna göre yargılanabilme yollarının açılmış olması. Aynı zamanda bu işin mali boyutunu da göz ardı etmedik. Bir yandan da belediyelerin bir yıl önceki gerçekleşmiş bütçelerinin büyük şehirlerde 1/3'ünü, diğer belediyelerde ise 1/5'i olmak üzere bütçelerine tahsisli ödenek ayırmalarını ve hayvan refahı konusunda bunları mutlaka kullanmalarını öngördük. Mevcut yasada 6. maddemiz hayvanların yaşadıkları alanlardan alınarak tekrardan rehabilite edildikten sonra aynı alanlara bırakılmasını öngörülmekte ve hayvan hakları savunucularının da bizden en çok istediği konu kırmızı çizginizdir dedikleri bu maddeydi. Biz de bu maddeye hiç dokunmadık. Şu anda biz mevcut hayvanat bahçelerinin bu yapısıyla devam etmesini istemiyoruz. Mevcut hayvanat bahçeleri tabii ki kalacak ama bundan sonra hayvanat bahçesi açılırken bu hayvanat bahçeleri yerine doğal yaşam parkları getirelim istiyoruz. Tabii doğal yaşam parkı deyince bir dönem yasa yapılırken bundan önceki süreçte doğal yaşam parkı adı altında şehirdeki köpeklerin toplanıp ormana götürülüp bakılacağı bir alan tarif edilmiş. Hayvanseverler böyle bir algı içerisindeler. Bu böyle değil. Kesinlikle doğal yaşam parkları bizim şu andaki hayvanat bahçelerinin karşılığı olacak. Bir Yunus parkları ile ilgili tartışma meselesi vardı. Yunus parkları ne olacaktı? Türkiye'de yaklaşık şu anda 13 tane Yunus parkı var. Biz yeni Yunus parkı kesinlikle açılsın istemiyoruz. Buna yasak getirdik. Kara ve su sirklerinde de hayvanlar çalıştırılamayacak. Orada gösteri yapamayacaklar. Hepimiz aynı şekilde baktık. Çok STK'yı dinledik. Hayvan platformlarını dinledik. Diyebilirim ki Türkiye'deki gerçekten hayvanseverlerle birlikte olduk ve hayvanseverlerin dertleri bizim dertlerimiz oldu. Bu bağlamda da yapılan bütün çalışmalarda aslında kanun teklifine de yansıttık. Öncelikle çok emek verdiğimiz bu kanunda ve çok çıkmasını istediğimiz bu kanunda bu tarz asılsız haberler bizi çok üzdü. İşte bütün partilerin aslında destek olduğu, bütün partilerin ortak imzasıyla çıkan bu kanunda bu kadar asılsız haberi de hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu yasada neler olacak? Öncelikle bu dünyayı paylaştığımız sessiz dostlarımız artık canlı olarak görülecek. Bizim için en kıymetlisi ve en önemlisi aslında buydu. Çünkü onların duyguları var, onların canları var, onların mal olarak görülmesi bizim ne inancımıza ne kültürümüze yakışmıyordu. Onlara uygulanan şiddet, taciz ve tecavüzler ya da kötü muamelenin hepsi cezalandırılacak. Bir kez daha gördüm ki o canlar için bir şey yapabilmenin gururuyla inşallah bu mecliste daha başımız dik olacağız. 11 yıl bir kediyle yaşadım. Adı Kızım.
Daha sonra meme kanseri oldu, ameliyat oldu ama kurtaramadık kendisini, hayatını kaybetti. Nasıl kızımın varlığı bana çok şey öğretmişse, hayvanları koruma kanunuyla alakalı çalışırken de inanılmaz zengin bir süreçten geçtiğimizi düşünüyorum. Toplumda inanılmaz bir hassasiyet olduğunu gördüm. Hiç şey olmadan, hayat görüşü farkı olmaksızın herkesin önemsediği bir konu olduğunu gördüm. Sadece gençler değil, yani toplumda kadın, erkek, genç, çocuk, farklı siyasi partilerden pek çok insanın ilgilendiği bir konu. Bugün genel kurulda da bunu görüyoruz. En dingin ortamda geçen, en uzlaştığımız kanunlardan bir tanesi oldu. Dengesi, terazisi zor bir kanundu. Hem bakanlıklarımızı yormayacak ama görevlerini daha iyi yapabilecekleri, hem de kamuoyunun memnun olacağı bir kanun yapma telaşı bizi bugüne kadar böyle belli bir denge içerisinde getirdi. Bu kanun bizi birleştiren bir kanun olsun istiyorum. Bu işleri yaparken çok ızdırap çekmiş kediler, köpekler, canlılar gördüm. Mesela en son Yedikule Hayvan Barınağı'na gittiğim zaman bir tarafı tamamen tiner dökülerek ateşe verilmiş bir köpek gördüm. Tedavi edilmişti orada hayvanseverler tarafından, Fatih Belediyesi tarafından. Bizim yapmak istediğimiz şey hiçbir canlı böyle bir muameleye maruz kalmasın. Yani biz bununla alakalı elimizden ne geliyorsa yapalım. Fakat tabii yasalar neticede metinler. Asıl olan bunun uygulanabilirliği. Dolayısıyla ben yasayı yapmakla işimizin bittiğine de inanmıyorum. Bu zihinsel dönüşümün, tabii toplumun her kesiminin bu yasayı sahiplenmesiyle toplumun geneline yaygınlaşacağını ve can dostlarımızın da refahına katkı sağlayacağına inanıyorum. Mevcut kanunda kabahat olarak düzenlenen nesli yok olma tehlikesi altında olan hayvanları öldürmek, bir hayvan neslini yok etmek, ev hayvanı veya evcil hayvanı kasten öldürmek, işkence etmek, zalimce muamelede bulunmak, hayvanları dövüştürmek, tecavüz etmek, hayvan ister sahipli ister sahipsiz olsun suç haline getirilmekte. Bakım evlerini bizzat gidip gördüğüm için, gerçekten yakından bildiğim için söylüyorum. Durum gerçekten çok kötüydü. Bu noktada belediyelerle ilgili bir yaptırımın olması, yasal bir düzenlemenin olması çok kıymetli. Bu yasa hem hayvanları hem de insanları koruyacak bir yasa. Hayvanları artık mal değil can olacaklar. Hepimiz için, tüm canlılar için hayırlı olmasını umuyor. Emeği geçen her siyasi partiden vekillerimize ben teşekkürlerimi sunuyorum. Teşekkürler. Meclisin gündemi oldukça yoğundu. Hayvan Hakları Kanunu Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki o kanun hangi düzenlemeleri içeriyor? Birkaç başlığı ekranlara taşıyalım. Hayvanların bundan sonra kimlikleri olacak. Hayvan sokağa terk edene, hayvanların sokağa terk edene para cezası, 2000 lira para cezası kesilecek. Hayvanın üzerindeki çipten kimin terk ettiği tespit edilecek. Pet shoplar kapatılacak. Hayvanların bakımı çiftliklerde yapılacak. İşkence edip öldürene ve eziyet edene hapis cezası gelecek. Yine aynı şekilde kasten bir canlının cinsini tüketene ve hayvan dövüştürenlere de hapis cezasının içerisinde barındırıyor. Dediğimiz gibi meclis kurulunda kabul edildi. Teklifin görüşmeleri tamamlanmıştır. Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, teklif kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.